Evet, dersimize devam ediyoruz. Kon yapımına devam ediyoruz. Kopyasını almıştık ve şimdi Ctrl T ile transform aracını çalıştırıp küçültüyoruz ikonumuzu ve küçülttükten sonra da işlemimizi Enter ile onaylıyoruz ve ardından opacity değerini kısıyoruz. Evet, sanki ikonumuzdan yansıyan bir gölge havası veriyoruz ve yine alt tuşuyla çoğaltarak diğer ikonlarımıza bunu taşıyoruz. Evet, biraz daha değeri düşürebiliriz. Değerli oynayabiliriz. 25 yapabiliriz. Ve evet, dolayısıyla hepsini 25'e çekelim ve bu işlemi bitirelim. Evet, bu işlemi bitirdikten sonra da tasarımımıza baktığımız zaman hemen logomuzu yapalım. Zaten logomuz sadece yazıdan ibaret, görmüş olduğunuz gibi. Hemen boyutunu da buradan 40 piksel diyelim ve design work diyelim. Design work. Peki renk seçimlerinizi bize hemen bakalım. Work seçtiğimizde work yeşil bir renkte olsun. Hatta bu renkte olsun. Biraz daha açını yapabiliriz. Design'ı da grimsi bir renk olsun. Evet, şu renkte olsun. Baktığımız zaman da zaten evet, bu renkte olsun. Hepsini seçip aralarındaki genişliği de aralarını biraz daha darlaştırabiliriz. Evet, oldukça güzel görünüyor. Evet, dediğim gibi katmanlarımız biraz dağınık oldu ama katmanlarımızı düzenleyebiliriz. Hepsine isim verebiliriz. Bunu da hatırlatalım. Aslında bu kadar dağınık çalışmak pek hoş değil. Hemen logomuzu da şöyle koyalım ve yeni bir dikdörtgen aracımızı seçelim ve şu alanı komple bir dikdörtgen aracımızla şekillendirelim. Şimdi dikdörtgen aracımızı burada en tepeye de taşıyabiliriz. Katmanlar arasındaki, biliyorsunuz. Şimdi en tepeye taşıdığımız için iletişim yazan şeyin üstüne gelecek. İletişimin altına alırsak, bu arada katman mantığını anlatmış olduk. İletişimin altına alırsak, bakın iletişim üste çıkacak. Katmanların üstte ve altta olması bu konuda etkendir. Dediğim gibi bunları düzenleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi hemen gradient overlay'e geldiğimiz zaman burada bir renk seçimi yapacağız. Şuradaki renk seçimlerine dikkat edelim ve ona göre biz de burada bir renk seçimi yapalım. Evet, şu renkte aynı zamanda da bir tane daha seçelim. Onu da biraz daha koyu olsun. Evet, açıktan koyuya doğru gitsin. Evet, oldukça güzel görünüyor. Şimdi hemen bir başlık yazalım buraya. Hakkımızda diye. Yine yeni bir katman oluşturarak bunu yapalım. Evet, hemen en son katmanın üzerine yeni bir katman oluşturarak text aracımızı alıp bunu 25 piksel deyip hakkımızda diyelim. Gerçi renk ayarlamasında yine beyaz yapalım. Aynı şekilde yine text aracımızı alıp buraya da son çalışmamız diyelim. Hemen çizgi aracımızı line tool'u alıp bir çizgi çekelim ve bu çizgiyi bir çizgi de son çalışmalarımıza çekelim. Evet, düz bir çizgi çekelim ve şimdi bu çizgiyi düzenleyecek olursak color overlay'de rengi beyaz olsun. Evet, aynı diğer yaptığımız çizgiye de aynı işlemi yapalım ve çizgimizin rengi beyaz olsun. Evet, çizgimizin rengi beyaz oldu. Bir dahaki dersimizde çalışmalarımıza devam edelim.